Sevgili seyirciler yeni bir 5 bir 1 programına hoş geldiniz. 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana 24 yıl geçti ve bu hafta yine kaybettiğimiz 17.480 480 vatandaşımızı bir kez daha acıyla andık ve bir kez daha İstanbul depremiyle ilgili hazır mıyız sorusunu sorduk ve bir kez daha hayır hazır değiliz cevabını milletçe aldık. Umarım bu depremi hiçbir zaman görmeyiz ama görürsek ne olacağı için de Şimdiden korku senaryoları haklı olarak yazılıyor. Sevgili seyirciler bu hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii'nin e, Maui Adası'nda bir felaket yaşandı. O kadar büyük bir felaket ki şu ana kadar 111 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Yaklaşık 1000 kişi de kayıp. Görüntüler böyle bir distopya filminden çıkmış gibiydi. Bir kasaba yandı, bitti, kül oldu İnsanların kimileri kendilerini denize atıp kurtuldu ve gele gele bir istifa geldi. O da e, acil durum yönetim şefi Herman Anday'a dedi ki zamanda sirenler ötmedi, benim de hazırlığım yoktu, sağlık durumları nedeniyle istifa ediyorum dedi. Arjantin'de sürpriz var. Önümüzdeki günlerde seçim yapılması bekleniyor ve seçimlerde aşırı sağcı bir isim Javier Mille öne çıktı. Javier Mille biraz Trump'a benziyor. Zaten Trump'a hayran olduğunda gizlemiyor. Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını söylüyor. Organ satışından silah taşımaya kadar pek çok marjinal fikri de hayata geçirmesi bekleniyor. Şaka maka şu ana kadar %30'da oy almayı başardı. İran'da bir sansür ve tuhaf bir cezayla devam edelim isterseniz. Bilmem Leyla'nın Kardeşleri filmini seyrettiniz mi? Müthiş bir film. Cannes'da e, jüri özel ödülünü almıştı. Ben de seyrettim. Beğenerek seyrettim. Size de tavsiye ederim. E, herhalde e, Oscar alan. Güney Koreli parazitten bu yana açlık, sefalet, bir ailenin dayanışması, bir ülkenin fakirliği üzerine yapılmış en iyi filmlerden bir tanesi. İranlılar her ne kadar İranlılar yönetmenden gurur duysa da Said Rustai'yi tebrik de etseler İran devleti rahatsız oldu ve de İslami sistemi muhalefet provokandasına destek verdiği gerekçesiyle önce 6 aya hapise mahkum etti sonra da 5 yıl boyunca ne sinema filmi çekmesini ne de geçtim filmi sinemacılarla görüşmesini bile yasakladı. Bütün dünyada bu tuhaf sansür haberi konuştu. Fransa'da önümüzdeki yaz olimpiyatlar var ve olimpiyatlara ilk hazırlıkta Eyfel Kulesi'nin tekrar bakıma alınmasıyla başladı. İşte o kulede iki, iki turist alkollü olarak girmişler bir gece boyunca da e, mahsur kalmışlar. En sonunda polise kendilerini ihbar edip kurtarılmayı başarmışlar. Türkiye'nin ilk doktoru Safiye Ali'nin adı önce Google'da Doodle oldu ardında da Almanya'da bir sokağa verildi. Kendisi 2. Dünya Savaşı boyunca Almanya'da Dortmund şehrinde çalışmış ve orada vefat etmişti. Orada bir sokağa adı verildi. Tahıl Anlaşması Rusya'nın tek taraflı olarak iptal etmesiyle konuşuluyor. Tahıl koridoru vardı. Biliyorsunuz Türkiye önceliğinde bir tahıl koridoru kurulmuştu. Bu hafta bir Türk gemisine Ruslar önce çıkartma yaptılar. Kontrol ettiler gemide ne var diye. Ve de şu anda da Odessa'dan açılan ilk sivil kar kargo gemisi e, İstanbul Boğazı'na bu hafta ulaştı ama ne olacağı hala belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde FTX'in kurucusu Bankman fright vardı. Bu büyük bir dolandırıcılıklığın bir parçası olarak Bahamalara kaçmıştı. Sonrasında geri getirildi. Önce gözaltına alındı sonra kefaretle serbest bırakıldı. Bu hafta ise tutuklandı. Neden? Çünkü önümüzdeki günlerde başlayacak davada tanıkları etkisi altına almaya çalıştığını belirtti hakim. Bu yüzden de tüm itirazlara rağmen tutuklama kararını verdi. Avrupa Birliği ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflaslarla karşı karşıya pek çok beyaz yakalı işini bırakıyor. Özellikle 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana istifalar o kadar büyük bir noktaya gelmiş ki 2015'ten beri böyle bir şey görülmedi deniliyor. FED tutanaklarında daha fazla sıkılaşma sinyali var. Amerika Birleşik Devletleri de faizi arttırmaya devam ediyor FED. Enflasyon meselesi aslında pek çok ülkenin başının belası. İngiltere'deydim geçtiğimiz hafta sonu. Onlar da enflasyonu konuşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de baş etmeye çalışıyor. Tabii ki şu anda %5.25'te 5.50 arasında bir artışla yani toplam son rakam oyuna bitirecek gibiler. British Museum'da skandal var. Biliyorsunuz pek çok çalıntı eserin Anadolu topraklarından da çalıntı eserin sergilendiği British, British Museum'da eserler kaybolmuş. Üzüldük diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama bu skandalda da şu anda İngiltere uğraşıyor diyebiliriz. Ve NATO'da Türkiye'nin ilk kadın amireli e, Fırat'a tebrik var. E, albaylıktan Tu Amirelli'ye yükselen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilke imza atan Gökçen Fırat. E, yapılan bir açıklamayla konumu ittifakın deniz operasyonunun ve tatbikatların başarısı için kritik öneme sahiptir denildi NATO tarafından. Gelelim haftanın haberlerinden sonra haftanın en önemli iki gelişmesine. İlki Donald Trump'la ilgili. Şu ana kadar Trump'a karşı açılan dava sayısı yanılmıyorsam 6'yı buldu. Bugüne kadar diğer açılan 5 davaya ek olarak Georgia eyaleti de yeni bir dava açtı. Bu sefer Trump seçilse bile kendisini affedecek gibi gözükmüyor. Böyle bir imkanı yok. Üstelik bu açılan davada diğerlerinden farklı. Çünkü burada RICO yasası denilen bir yasanın kapsamı altına alındı. Peki neydi bu RICO yasası? Bizzat Trump'ın Avukatı ve yardımcılarından biri olan Giuliani 70'lerin başında New York'a vali olarak geldiğinde suç oranı o kadar yüksekti ki sıfır toleransla mücadele etmeye başladı. Ancak yasalar elini kolunu bağlıyordu. Genelde tetikçiler ya da sokakta ayakçılar, mafyanın ayakçıları tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Büyük patronlar kaçıyordu. İşte bu RICO yasasıyla beraber dediler ki sadece tetiği çeken değil buna emri veren, yönlendiren de suçludur. Ve bütün mafyayı bir anda temizlemeye başladılar. Şimdi bir zamanlar Giuliani'nin kullandığı bu yasa Giuliani'ye karşı da kullanılmak üzere e, yürürlüğe sokuldu. Tam 18 kişiyle bir örgüt tarifi veriliyor. Peki bu örgüt tarifi ne anlama geliyor? Gelin isterseniz Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Burak Küntay'a soralım. Burak Bey siz Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından takip ediyorsunuz. Trump hakkında e, bu dördüncü iddianame biraz önce altı dedim ama bir dördüncü iddianame hazırlandı. Bu iki tane ne? Ne yer alıyor? Ve bu RICO yasasından bahsettim ama neden bu kadar önemli acaba? Ufukta bir tutuklama olabilir mi? Çünkü e, bu durum siyasi kaderini de etkiler mi sizce Trump'ın? E, bugüne kadar hep böyle bir e, direkten döndü diyebiliriz ama bu sefer iş ciddi sanırım. Ne dersiniz? Amerikan tarihinde büyük bir ilk yaşıyoruz. Önce buna bakmak lazım. Niye bir ilk yaşıyoruz? Bir Amerikan başkanlığı yapmış kimse başkanlığından sonra bu kadar ciddi, <laughs> bu kadar kapsamlı yargılanma süreçlerine giriyor. Şimdi ciddi derken bu bir yolsuzluk meselesi olur üzerinde durulur değil. İşin içerisinde yolsuzluk var davaların tamamında. İşin içerisinde birçok farklı süreçler var. Ee, i̇şin içerisinde seçime illegal bir sürece dahil olma var, devleti hükümeti yıkma var. Yani görmediğimiz bir şeye giriyoruz. E, bu davalar Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı şekilde açılır. Bazıları federal kanunu ihlal ettiği zaman ve federal kanun e, aleyhinde bir e, noktaya gelindiği zaman federal mahkeme tarafından açılır. Federal Prosecutorlar yani savcılar tarafından açılır. Eğer eyalet yasaları ihlal oluyorsa ve eyaletlerle alakalı bir sıkıntı varsa o zaman eyaletler bağlamında açılır. Bu neden önemli birazdan buna geleceğim neden önemli oldu şimdi Trump'ın bu son açılan dördüncü ile birlikte ki dört diyoruz ama her açılan davanın altında alt davalar var İşte Rico yasası dediğimiz biraz önce ifade ettiğimiz o seçimlerle de alakalı olan sürece Georgia'da baktığınız zaman bütün bunlar alt davalar yani dört ana davanın altında açılmış bir sürü alt davalar şimdi bir İlk açılan dava Stormy Daniels davasıydı. Neydi bu? Donald Trump'ın bir e, erotik film yıldızıyla münasebeti olması. Seçilmeden önce oluyor bu bu arada. E, bu bir suç mu değil. Seçildikten sonra kendisi bu konuyu gündeme getirmek istedi. Trump kendisine Hush Money adı verilen sus parası vermek istiyor. Bu bir suç mu? Bu da değil. Ama siz eğer bu sus parasını hukuki gider olarak gösterip şirket evraklarında. Bunları illegal bir beyanda bulunursanız bu bir suç. İlk dava buydu. Hatırlayacaksınız. Konuşmuştuk. Buradan Trump'ın başına bir şey gelir mi? Çok bir şey gelmez. Yani zaten evraklarla ilgili, iş dünyasıyla alakalı daha önce de vakaları olmuştu. E, ceza öder ama bununla ilgili bir tutukluluk durumu olur mu sanmıyorum. Bir. Geçelim ikinci Maralogo meselesi. Florida'daki hadisesi. Şimdi Amerikan Espionaj Kanununa e, muhalefet durumu bile var bunun içinde. Evrakları alıyor Trump. E, bunlar biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst düzey federal görevler. Görevleri bittikten sonra mevcut evrakları teslim ederler bir, bire, bir komisyona. O komisyon bunları inceler. Ülkenin geleceğini ve mevcut gününü, güvenliğini alakadar edilen konular National Archives. Yani ulusal arşivlere kaldırılır. Başkana bunları alabilirsin dedikleri de alır götürür evine. Şimdi Trump'ın gizlilik içeren birçok belgeyi o komisyona devretmeden ve ulusal arşivlere kaldırılması gereken belgeleri alıyor mar evine götürüyor ve yok böyle bir şey deyince yine altında 40 tane şey olan bir dava açılıyor bu iki bu birinciye göre daha büyük tehlike daha büyük sıkıntı e, Florida'da görülme durumu var bazı süreçlerinin e, enteresan bir durum bu daha belalı ama Trump'ı faciaya tam bu da götürmeyebilir Üçüncüsü, gitgide hararetleniyoruz, e, o meşhur yaşadığımız Beyaz Saray'dan e, sonra oradan başlayan, toplanan kalabalığın kongre binasına gidip baskın yapma olayı ve Trump'ın bunun arkasında hükümeti devirme, yeni seçilen hükümeti devirme çabaları. E, bu çok ciddi bir hadise e, ama bunun sonunda da, bazı cezalarla birlikte çok büyük bir vaka çıkmayabilir. Çünkü bununla ilgili zaten impeachment sürecine girmişti. Suçlu bulunabilir, cezalar alabilir ama sıkıntı bir yere kadar olur. Fakat bu son çıkan mesele şu. Donald Trump biliyorsunuz Georgia eyaleti Amerika'da elektoral kalıç noktasında seçimlere etki eden ciddi eyaletlerden bir tanesi. Donald Trump'ın Georgia eyaletinde seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası oy vermiş kişilere oy vermiş kişilerin datalarını toplamadan tutun. Kendi ekibiyle birlikte. Belli sandık başında duran kişilere baskı yapıp bilgileri ve oyları almaya kadar. Seçim bittikten sonra oradaki oyların değiştirilme çabalarına kadar. Hatta seçilmiş olan elektoral seçmenlerin etkilenmesine kadar çok kapsamlı bir ihlaller sürecinden bahsediyoruz. Bu Georgia davası ve bu dava lokal bir dava olarak görülecek. Neden e, yani New York gibi aynı? Lokal bir dava olarak, eyalet davası olarak görülecek. Georgia davası lokal bir dava olduğu için, New York lokal bir dava olduğu için, Donald Trump kullanmaması gereken bir yetkiyi kullanıp ben kendimi affettim dese bile bu Georgia hadisesi için geçerli olmaz. O yüzden Georgia çok kritik, çok mühim. Ha bu arada diyeceksiniz Amerikan başkanlarından herhangi birisi bunu kullandı mı diye. Nixon bir kere e, denedi. Kendi hukuk takımı evet kullanabilirsin dedi. Fakat Beyaz Saray'daki e, oranın Beyaz Saray'ın devletin resmi hukuk e, baş danışmanı kendisine aksi yönde tavsiye verdi ve kullanmadı. Yani özetle aslında çok enteresan bir sürece giriliyor. Fakat ben şunu çok net söyleyeyim. Donald Trump'ın Ocak itibariyle Mayıs'a kadar ki sadece bu dört davadan ki arkadan yeniler de geliyor. Bu dört davadan yaşayacağı süreç ön seçimi ne kadar Donald Trump önde gitse de ciddi soru işaretleri koyuyor. İki bir gerçeği unutmamak lazım. Rakip Demokrat Parti tarihinde çıkmış belki de en yenilmesi kolay başkanlardan biri Joe Biden. Yani favorable şeyler vardır, e, oranları vardır, yani e, beğenilme oranları. Carter dışında hiçbir Amerikan başkanından daha iyi görünmez yapılan anketlerde Joe Biden. Yani yenilmesi kolay bir aday ama karşısına Trump çıktığı zaman hem Cumhuriyetçi Parti'nin içinde Trump'ı istemeyenler, hem demokratları külliyen istemiyor, e bir de bağımsız seçmen nezdine baktığınız zaman Trump'ın seçimi kazanması bu süreçlerle birlikte gitgide mümkün değil'e doğru gidiyor. Joe Biden'a rağmen, yani onun altını çiziyorum, Joe Biden'a rağmen. Dolayısıyla bu Georgia'daki seçim ihlali meselesi bir. Kişisel verilerin, seçim verilerinin, bu duble bir sıkıntı, e, kişisel verilerin, Alınması ve bunların kullanılması meselesi 2. Seçimlere direkt müdahale 3. Amerika'nın kırmızı çizgilerinden biridir. Hele de eyalet bazlı bir dava olduğu için Trump'ın işi gerçekten önümüzdeki süreçte çok 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 zor görünüyor. Bilhassa da dördüncü ile. Çünkü tekrar söylüyorum federal olarak bir gün seçilse ve ben kendimi pardon edeceğim dese bile ki ne kadar o hakkının kullanılması doğrudur, etiktir, e, legaldir ayrı şeyler bunlar ama e, zaten böyle bir hakkı olmuyor. Çünkü bu Amerikan devletine karşı işlenmiş federal suç bağlamında değil, lokal suç bağlamında görüldüğü için e, Georgia Mahkemesi ve Georgia'daki suçlar belki Trump'ın e, sürecine en menfi, Trump açısından menfi anlamda etki edecek süreç olarak görebiliriz. Sayın Burak Güntay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler haftanın bir diğer gelişmesi ise Nijer'deki darbe. Nijer'de bir darbe oldu. Üstelik Cumhurbaşkanı Türkiye'deyken. Nijer'deki darbe e, aklınıza sadece bir ülkenin kendi iç meselesi olarak gelmesin. Nijer'deki darbenin arkasında Afrika'daki büyük bir güç savaşının oyuncuları var. Bir yanda Rusya, diğer yanda Fransa. Fransız sömürgeciliği, kolonyalizmi şu anda Nijer darbesinin hemen arkasındaki oyuncular olarak duruyor. Darbeyi kimin kazanacağı aslında bu ülke, iki ülkenin Afrika'daki etkisini de belirleyecek. Peki şu anda tam olarak ne yaşandı ve ne yaşanıyor? Bunu isterseniz bölgede çalışmış olan bir avukata Kerim Üstlere soralım. Kerim Bey siz Nijer'i biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Şu anda son durum nedir? Uluslararası denklemle değerlendirirseniz ne görüyorsunuz acaba? 27 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Askeri junta ülkeyi ele geçirdiğini söyledi. Aslında biz ondan sonra anlamaya çalıştık pek çok ülke dışarıdan da içeriden de ne oldu, kim geçirdi mi ülkeyi ele? Bugün anlıyoruz ki artık yani bu süreden sonra anlıyoruz ki bu askeri junta ülkeyi ele geçirdi. Yani bu darbe girişimi neticelendi. Cumhurbaşkanı Bazum demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Bazum koltuğundan indirildi. Cumhurbaşkanı sarayı sarayın alt katlarında bir yerlerde tutuluyor. Sağlık durumu konusunda bir bilgi yok. İyi olmadığı söyleniyor. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu şimdilik bir biri yok. büyük ihtimalle yaşadığı söyleniyor çünkü Cumhurbaşkanı Bazum'u şu aşamada öldürmek demek, e, tansiyonun yükselmesi demek ve dışarıdan oluşacak bir düş e, askeri müdahale e, koşullarını güçlendirmek demek. Onun için şu aşamada Cumhurbaşkanı Bazum'un yaşama, yaşama olasılığı da daha yüksek gibi gözüküyor. Şimdi aslında pek çok e, bölgesel kuruluş e, yakından takip ediyordu Nijerya'daki olayları. Ve aslında bir ultimatom yapılmıştı. 6 hafta olsa, dek bir süre verilmişti. 6 Ağustos'tan evvel veya en son 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Bazun tekrar koltuğuna oturmalı ve tekrar anayasa düzenine get, 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 geri gerilmeli denmişti. ECOWAS tarafından yani Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu tarafından böyle bir tarih belirlenmişti. Bu tarih geçti ve bir askeri müdahale şimdilik yok. Ee, buradaki soru şu bir askeri müdahale olacak mı olmayacak mı? Şu an ön plana çıkan şu ki Afrika'da ve tüm Afrika'da bu konu inanılmaz bir bölünme yaratıyor. Ülkeler arasında büyük bir bölünme var. Senegal, Fil dişi sahilleri, Benin biz bu askeri müdahaleyi destekliyoruz diyor. Çad mesela, Çad bunu desteklemiyor. Hatta yeni başbakanı kabul etti Çad lideri. Yani nitekim tanımış oldu aslında bu iktidar değişikliğine ve darbe girişimi. Mali Burkina Faso zaten başından beri e, darbecileri e, desteklediğini söylemişti. Yani burada büyük bir karmaşa var. Cezayir e, ki onun da bir sınırı var e, Nijer'le. Bu e, ask, dışarıdan bir askeri müdahaleyi desteklemediğini söyledi. Yani ortada bir karışık bir ortam var. Bu karışıklığın ötesine bir de bölgesel kuruluşlar arasında anlaşmazlıklar var, bir e, karmaşık bir durum Öyle ki biliyorsunuz ECOWAS e, askeri müdahale yapılması gerektiğini söylemişti. Yani bunun bir opsiyon olduğunu söylemişti. Bunu ilk aşamada Afrika Birliği ki onun üzerinde bir organizasyon bu Afrika'da ilk başta desteklemişti. Ama şimdi bu desteği geriye aldı. Yani askeri müdahalenin kullanılmaması gerektiğini ifade etti Afrika Birliği. E şimdi baktığınız zaman bu kararmaşıklık olduğunda şöyle bir soru içeride. Yani bunun bu askeri müdahalenin meşruiyeti nedir? Zaten uluslararası hukuk çerçevesinde de bu tartışılan bir konu. Yani kimisi diyor ki Ekovas çerçevesinde askeri müdahale yapılabilir. Kimisi diyor ki hayır Birleşmiş Milletleri onayı olmadan bir askeri müdahalenin olması mümkün değil. bir başka görüşte diyor ki Afrika Birliği onaylamadan Ekovas'ın e, askeri müdahalede bulunması mümkün değil diyor. Yani burada zaten bir karışıklık var. Şimdi bu nedenle de ne olacak gibi gözüküyor? E şimdilik bu askeri e, müdahalenin e, kapsamı ve gücü, e, meşruiyeti azalmış durumda. Bunu da tabii e, iktidara gelen cunta çok iyi kullanıyor aslında. Biraz işte e, müzakereye açık olduklarını söylüyorlar. E Ekovas'tan bir delegasyonu kabul ettiler. Nijerya'dan bir delegasyon kabul ettiler ama aynı zamanda da ertesi günü Cumhurbaşkanı Bazumu yargılayacaklarını da söylediler. Yani burada aslında çelişkili hamleler görüyoruz junta tarafından. Ama ne demek bu aslında? Junta vakit kazanmaya çalışıyor. Çünkü her geçen gün aslında şu anki darbe girişimi ve darbenin neticesi kabul edilmiş gibi gözüküyor. Onun için onlar da juntada e, çelişkili aslında gözüken hamlelerle zaman kazanıp iktidardaki pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Peki buradaki değişiklikler neden? Yani mesela Afrika Birliği gibi bir örgüt neden desteğini verdikten sonra askeri müdahale geriye çekiyor? Bu sorular tabii e, büyük soru işareti. Burada tabii bazı ülkelerin pozisyonundan bahsedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Nijer'de önemli bir e, pozisyonları var. Ama e, Mesela Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahaleye sıcak bakmadıklarını söyledi. Yani an, demeçlerden bu anlaşılıyor. Fransa daha ziyade bir askeri müdahale gerektiğini söylüyor. Ama Fransa e, burada şu an yanlış yalnız kalmış durumda e, gibi gözüküyor ve Ekvosta e, bölgesel anlamda yalnız bırakıldığı için burada yine kaybeden aslında neticede Fransa'nın pozisyonu, Fransa'nın görüşü gibi gözüküyor. Yani bu Darbe girişimi 27 e, e, 27 Temmuz'da gerçekleşti. 6 Ağustos'a dek bir süre vardı. Şimdi Ekovas'ta toplantılar yapılıyor, bir planlamalar yapılıyor. Ama askeri müdahale konusunda bir hamle yapılmadığı için bu askeri müdahalenin e, ka, koşullarının, çerçevesinin e, güç, güçsüzleştiğini, meşruiyetini azaldığını yavaş yavaş söyleyebiliriz. Yani bu opsiyondan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Ee, şimdilik durum e, değerlendirmemiz böyle olabilir. Kerim Üster çok çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler şimdi özel bir dosya açalım. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de kadın futbolunun nasıl yükseldiğini konuşalım. Biliyorsunuz kadın futbolunda dünya şampiyonası vardı. Amerika Birleşik Devletleri e, penaltılarda yenildi ve de pek çok kişi dünyada e, bu kadın futbolunu konuşmaya başladı. Şimdi Türkiye'de de bir kadın futbolu ligimiz var. Büyük kulüplerde giriyor. Gerçi şu andaki güçleri hani erkek futboluyla kıyasladığınızda değil onda biri neredeyse yüzde birine yakın. Hem ekonomik hem eski gücü var ama artacağı da benziyor. Türkiye Kadın Milli Takım Direktörümüz Necra Güngör de şu anda yayınımızda. Necra Hanım size ilk olarak FIFA 2023 Dünya Kadınlar Kupası'nı sormak istiyorum. Dünyada kadın futbolunda bir yükseliş söz konusu sanırım. Bugüne kadar hiç konuşulmazdı ama ilk kez ben kadın futbolunun konuşulduğunu gördüm. Nasıl? Genel trend ne acaba? Dokuzuncusu düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası da iki açıdan yaklaşmak isterim. Bir tanesi toplumsal açıdan, ikincisi de tabii ki saha içerisindeki performanstan bahsetmeyi çok isterim. Birinci açıya baktığımız zaman toplumsal açıdan kadınların futbol içerisinde olması ve yükselen bir değer olarak da tüm camiye anlamında, basın anlamında ilgi görmesinin nedenleri var mutlaka. Bu nedenlerden bir tanesi artan farkındalık. Kadın futbolunun gün geçtikçe FIFA ve UEFA'nın da desteğiyle beraber çok ciddi artan bir farkındalığı var. Artık kız çocuklar 5 yaşından itibaren futbol oynama özgürlüğüne sahip olup Özellikle Avrupa'da bunun yansımalarını çok çok fazlasıyla görmekteyiz. Hem federasyonların hem de kulüplerin altyapılarında kız çocuklarına yer vermesi, o kız çocuklarının da ilerleyen süreçte doğru rol modellerle birlikte ileriye bakmasıyla beraber kadın futbolunda çok ciddi bir yükseliş görüyoruz. İkincisine baktığımız zaman da unsurlardan bir tanesi de tabii ki yatırım ve destek. Kadın futbolu futbol mecrasının içerisinde daha önceleri küçücük pastanın bir payıydı. Bu paydan da kendilerine çok küçük kalan kısımda kendilerine bilinirlik anlamında, farkındalık anlamında hizmet etmeye çalışıyordu. Şimdi ise sponsorların varlığı ve onların desteğiyle bu pastadaki pay gittikçe büyümeye başladı. Bu sadece sponsorların, federasyonların ya da kurum ve kuruluşların etkisiyle olacak işler tabii ki değil. En önemli şey kız çocuklarının futbol oynamıyor olan aşkı ve onların rol modeli aldıkları ablalarıyla oldu. Üçüncüsüne baktığımız zamansa toplumsal değişim. Eğer toplumda cinsiyet eşitliğinden bahsetmek istiyorsak, toplumdaki cinsiyete adledilen rollerden bir tarafa sıyrılmak istiyorsak, kadın futbolu bu alandaki yegane unsurlardan bir tanesi. Türkiye'de kadın futbolunda son durum ne? Yani Türkiye kadın futbol takımları arasında rekabet bizim bildiğimiz üç büyükler arasındaki rekabete benziyor mu? Benzemeye başladı mı? Türkiye'deki kadın futbolu son üç seneye baktığınız zaman geçmişi mazisi çok fazla olan ancak şimdiye kadar yatırım anlamında ilgi anlamında düşük kalan bir seviyedeydi. 2020 senesinde pandeminin aslında girmesiyle beraber bir kriz yaşanırken dünyada bu krizi Futbol Federasyonu ciddi anlamda kadın futbolunda pozitif şekilde yaşayacak şekilde yaşanılacak şekilde bir düzenlemeye gitti. E, o dönemin başkanı Nihat Özdemir'in bir çağrısı olmuştu büyük kulüplerimize. Gelin dedi bir tek Beşiktaş var. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor sizler de gelin. Süper Lig'i kuralım ve kadın futbolumuzu ilerletelim demişti. Şimdiki başkanımız Mehmet Büyükekşi de aynı doğrultuda kadın futboluna ciddi anlamda önem veren, ilerlemesi için de çok ciddi çaba sarf eden bir başkanımız. Doğal olarak da son 3 senedir baktığımızda hem aldığımız sonuçlar, Dünya Kupası ön elemelerine katılmamız, Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldığımızdaki almış olduğumuz puanlar, bizim aslında geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan sistemler. Kadın Milli Takımında 4 yaş grubumuz var. Kadın A Milli Takımı, 19 Milli Takımı, 17 Milli Takımı ve 15 Milli Takımı. Bizler federasyon olarak neler yapıyoruz? Başkanımızın çok ciddi öngördüğü Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalama aşamasındayız. Bu protokol imzalandıktan sonra da en küçük yaş grubundaki kız çocuklarımızı futbolla tanıştırıp aslında geleceğimizi inşa edeceğiz. Daha sonra UEFA Disney Playmakers projemizle beraber de 5-8 yaş grubundaki tüm kız çocuklarımıza futbolla tanıştırmaya çalışıyoruz. Arkasından da milli takım hocalarım bütün yaş gruplarındaki seçme kamplarını düzenliyorlar. İl il geziyoruz. Bütün kız çocuklarına o fırsat eşitliğini vermeye çalışıyoruz. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de şu. Evet milli takımız, milli takım bir performans yeri ve iğmelenmesi gereken çok önemli bir yer. Ancak Türkiye'de kendi ülkemizde kadınların ayaklarının üzerine sağlam basmaları bizim için çok çok önemli. Futbolda bunu gösterebilecekleri en güzel mecralardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Bu hafta bir kadın sporcumuzda daha gurur duyduk, onur duyduk. Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı. Kuzey kanalını yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu. 22 yaşındaki Bodrum'da Aysu Türkoğlu 8'de İrlanda'nın Bangor kentinden yüzmeye başladı. Ve 12 saatin sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısından karaya çıktı. Müthiş bir mücadele sergiledi. Ve de şu anda e, konuğum Aysu Hanım. Kuzey kanalını geçen ilk Türk kadın oldunuz. Bize de büyük gurur yaşattınız. Hazırlık süreci nasıldı? Kolay bir şey değildi herhalde. 12 saat bir de bayağı soğuk gözüküyordu su, o suda yüzmek. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Şöyle, ilk baştan manştan sonra kendime yeni bir hedef belirlemem gerekiyordu. Ee, orası için hazırlandığımdan dolayı e, zaten soğuğa ve e, uzun mesafeye dayanıklılığım vardı. Ben de buna uygun şartların olduğu ve aynı zamanda Seven Ocean Parkurunun içerisinde olan bir e, hedef belirlemeye çalıştım kendime. Ve bu da North Channel oldu. Ee, öncelikle buranın koşullarından biraz bahsedeyim size. Su sıcaklığı 12 ile 14 derece aralığında. Ee, zaten buranın en zorlu olmasının sebeplerinden biri de bu. Çünkü çoğu insan bunu yapmaya çalışırken hipotermiye girip yarışmayı geçişi daha doğrusu e, yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Diğer bir e, problem de e, deniz anaları e, çok ciddi alerjik reaksiyonlar verebiliyor videodunuz eğer ki bunlara alışık değilse. Şöyle ki mesela bu deniz analarının e, altlarına tentacle dediğimiz püskülleri var. Bunlar sizin vücudunuza değdiğinde e, o anki alerjik reaksiyonunuza bağlı olarak 3 gün yoğun bakımda da kalabilirsiniz. Veyahut da benim gibi e, yüzmeye devam da edebilirsiniz. Çünkü ben de temas yaşadım ve sonrası, o an için cidden canınız yanıyor. Fakat belli bir süre sonrasında en azından benim için böyle oldu. Belli bir süre sonrasında hissetmiyorsunuz. Ama sudan çıktığınızda çünkü en büyük zaten ilacı da tuzlu su. Sudan çıktığınızda e, ben şu anda da devam ediyor ara ara. Küçük küçük iğne batması gibi e, hisler yaşıyorum. Aynı zamanda da çok fazla kaşıntı yapıyor. Onun dışında şu an benim şükürler olsun bir problemim yok. E, böyle zorlu aşamaları var. Şöyle ki e, ben aslında bu çok zorlu bir geçiş. E, ama ben genelde bu tür şeylerin hep... E, pozitif ve güzel anlarını yaşamak isterim çünkü ben bunun için aslında çalışıyorum Hani bir senedir zaten bu geçişe çalışıyorum ve yüzerken herkes şey diyordu ne kadar mutlusun yüzünde hep e, gülümseme var neden olmayayım ki çünkü bunun için çalıştım ve o anda oradayım ve en çok yapmak istediğim şey aslında üstüne bir de altımdan yunuslar geçiyor yanımdan sıçrıyorlar ediyorlar mükemmel bir şeydi size e, kısaca bu şekilde anlatabilirim e ee, tabii ki bunu bir de Cumhuriyetimizin 100. yılında yapabilmiş olmak benim için benim için ekstra bir e, gurur kaynağı. Burası tabii ki az önce de söylediğim gibi e, çok soğuk ve zorlu bir parkur olduğu için öncesinde bazı antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Özellikle benim mesela bir antrenmanım vardı ki e, İstanbul'da İstanbul'da Küçükçeyalı Marina'dan çıkıp e, su sıcaklığı da Nisan ayındaydık. Su sıcaklığı da 12. 7'ydi. Bittiğinde 13.4'lerde bitirmiştim. Küçük Yalı Marina'dan çıkıp Heybeli adayı dönüp geri Küçük Yalı'ya gelmiştim. Hatta teknede de yine buradaki crew ekibinden menajerim Nesli Özel yine açık sürücüsü Murat Öz ve bu kanalı North Channel'ı geçen ilk Türk Kamil Reza Arsal'ın vardı. Ona da teşekkür ederim hepsine. Ee, onlar da benimle diye Buranın e, ön bir antrenmanı gibiydi. E, bu tür antrenmanlar yaptık, 6 saatlik. E, sonrasında babamın manş için hazırladığı bir küvet vardı ki onun içerisine girip e, üstme kuyu suyu döküp, ondan sonrasında bir çuval buzla yaptığım antrenmanlar vardı. Çünkü yaz aylarında özellikle ben bodrumlu biri olarak çok sıcak oluyor ve e, buraya adapte olmam gerektiği için de bir şey yapmamız ve Hani o kadar soğukluğu elde edemiyoruz. Bu yüzden böyle buz banyoları yaptım. Bunun gibi çeşitli antrenmanlarım oldu. Ben özellikle sizin yaptığınızı genç kadın sporcularımıza örnek e, olması anlamında e, görüyorum. E, önemli görüyorum ve bir rol model olduğunuzu düşünüyorum. Genç sporculara ne tavsiye edersiniz? E, bir hedef koyduysanız lütfen onun arkasından gidin ve bunu yapın. Çünkü bir şey çok istiyorsanız zaten onu yapacaksınız demektir. Koşullar her ne olursa olsun bizim önümüze her zaman engeller çıkabilir ve çıkacak. Ama lütfen bunlara baş eğmeyin ve tam gaz arkasından ilerleyin derim. Sayın Türkoğlu çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Evet bir 5T1 kanun daha sonuna geldik. Tam 23 yıldır CNN Türk ekranlarında sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da biraz dünyada ne olup ne bittiğine baktık. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim.